Evet hocam, buyurun. Tamam. Ben Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nin onkoloji ana bilim dalında çalışıyorum. Ve sunumum da onkoloji konular üzerinde yapılacaktır. Jinekoloji, onkoloji cerrahisiyle meşgulum. Ve jinekoloji, onkoloji kanserler Globakan 2020 verilerine baktığımızda tüm kadın kanserlerinin %15'ini oluşturmaktadır. Bunlar arasında da en çok gördüğümüz rahim ağzı kanseri, rahim duvarı kanseri ve yumurtalık kanserleri sayılır. Genellikle bir yılda 9,2 milyon yeni kanser tanısı konulmakta, 4,4 milyon ise kadın hayatını yitirmektedir. Ve jinekoloji onkoloji cerrahisinde çok sık uygulanan bir cerrahi de laparoskopik cerrahidir. Laparoskopik cerrahinin bazı avantajları vardır ki, burada postoperasyon dövürde ağrı şikayeti daha az olur, hastaların hastanede yatış süresi daha kısadır. Böylece ekonomik yönde hasta için daha avantajlıdır ve onkoloji hastalarda cerrahiden sonra adyuvant dediğimiz ek tedavi başlanacaksa bu süre kısalmakla hastaların tedavisi aksamamış olur. Diğer taraftan da hastalarda ameliyat yerinde scar küçük olduğu için estetik olarak da hastaların hoşuna gider ve bu üsulü tercih etmektedir. Diğer bir avantajı ise özellikle obez hastalarda yara yeri enfeksiyon riski azdır. Pratiğimizde biz şişman hastalarda da, zayıf hastalarda da, daha önce ameliyat geçiren hastalarda da bu üsulu çok kullanıyoruz. Ama bizim tecrübemizde en çok jinekoloji onkoloji cerrahisi olsa da bazen urojinekoloji ve operatif jinekoloji cerrahilerde laparoskopik üsulla gerçekleştirmekteyiz. Jinekoloji onkoloji cerrahisi yaptığımız an bazı kurallar var ki onları bozmamamız gerekir. Bunlardan biri tumor fragmentasya olunmamalı, tumor en blok çıkarılmalı ve morselasyon dediğimiz cihaz kullanılmamalıdır. Ve protokol üzerinden de baktığımızda rahim duvarı kanseri için laparoskopik cerrahi açık cerrahiden daha avantajlı olduğu protokollarda da yer almaktadır. Büyük bir tetkikatın sonucuna baktığımızda 760 bayan kadın hasta üzerinde aparmış bu çalışmada 4,5 yıllık hastaların yaşam göstericileri kıyaslanmış ve laparoskopi grubunda laparotomi grubuyla kıyaslandığında kısmen daha yüksek bulunmuştu. Rahim ağzı kanseri, biz buna uşaklık boynu xərçəngi deyirik. Burada ise işler biraz farklıdır. Daha çok laparotomiye dediğimiz açık ameliyat tövsiye edilmektedir. Bu da 2018 yılında yapılan bir tedrikat araştırmada laparoskopik cerrahinin hastaların yaşam göstericilerini kötüleştirdiği belli olmuştur. Ve bundan sonra artık protokollarda rahim ağzı kanseri için kapalı ameliyat tavsiye edilmektedir. Yumurtalık kanserlerine baktığımızda ise hastaların %70'i gecikmiş bir aşamada başvurduğu için bu hastalarda biz açık ameliyatı kullanıyoruz. Şu an ekranda size takdim ettiğim yumurtalıkların kanseridir. Ve biz bu hastada açık ameliyat uygulamaktayız. Sol tarafta ise gördükleriniz ameliyatın sonunda çıkardıklarımız organların resmi takdim edilmektedir. Sesim duyulur mu sayın iştirakçılar? Evet hocam. Devam Duyuyoruz edelim hocam. lütfen.
Şimdi benim konuşacağım port yeri metastazıdır. Laparoskopik cerrahide biz portlar, trakarlar vasıtasıyla ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Ve tüm onkoloji ameliyatlar zamanı port yerinde metastaz riski %1-2 oranında görülmektedir. Ne yazık ki laparotomi sunumunda da buna benzerdir rakamlar. Ama nedense hep dikkat laparoskopi sunumunun dezavantajı gibi port yeri metastazına çekinmektedir. Ve port yeri metastazı şanssızlıktan ameliyattan kısa süre sonra yaklaşık bir hafta, 2 hafta arzında başlayabilir. Ve rahim ağzı kanserlerinin laparoskopik cerrahi zamanı 0,43, rahim duvarı kanserler zamanı 0,33, yumurtalık kanserler zamanı ise bu rakam gördüğünüz gibi 16-47 arasında değişmektedir. Genel olarak ama %1-2 oranında görülmektedir. Bunun yaranmasında kesin bir neden bilinmese de bazı teoriler vardır ki immün yanıt karbon gazının pnömoperitonin vasıtasıyla şiş hücrelerinin yayması ve baza etkisi dediğimiz portların giriş noktalarının gaz kaçağı zamanı tümör hücrelerinin diseminasyası bağış verebilir. Diğer teoriler ise yaranın şiş hücrelerine kontaminasyonu, cerrahi teknikler, özellikle cerrahın el becerisi deneyimi ve tümörün aşırı manipülasyonu da etki edebilir. Ve ne yazık ki port yeri metastazı hastaların sağalma ve yaşama göstericilerini de bozmaktadır. Önlemek için İster cerrahi teknik, ister pnömoperitoneum modifikasyonu, port yeri rezeksiyonu çeşitli tedbirler anlatılmıştır. Ama benim bu üzerinde dayanmak istediğim özellikle uygun hasta seçimine değinmektir. İleri evre hastalık olan, mastif asit olan, high grade histoloji tipi olan ve lenf nodlarına sıçramaları olan hastalarda port yerinde metastazın yaranma riski yüksektir. Bunları önlemek için ise onkoloji prensiplere uyulmalıdır. Endobag kullanmalı, portların kullanımına dikkat edilmeli, aletler povidon yod ile silinmeli, gaz boşaltılmadan önce batına diren yerleştirilmesi gibi çeşitli tedbirler sunulmuştur. Sonunda ise bir hastamızı sunmak istiyorum. 64 yaşlı kadın hasta. Bu hastaya endometriyal biyopsi ve pelvisin MR görüntüsü yapılmadan direkt ameliyat yapılmış ve ameliyat da laparoskopik üsulla gerçekleştirilmiştir. Ameliyattan kısa süre sonra karın ön duvarında burada skematik gösteriyoruz. Port yerinde metastaz aşkar edilmiştir. Bahsettiğim hastanın şu an ameliyat videosunu size takdim ediyorum. Bize hasta geldiğinde karın ön duvarında trokar yerinde bir metastaz tespit edilmiş ve hasta jinekoloji onkoloji ünitesine yönlendirilmiştir. 64 yaşlı hastaydı. Dediğim gibi daha öncesinde ameliyat olunmuş, rahim ve yumurtalıklar çıkarılmış. Ama ameliyat yerinde bir kitle tespit edildiği için biz detaylı araştırmaya başladık. Belli oldu ki ameliyattan sonraki patoloji sonucunda rahim duvarının kanseri mevcutmuş. Ve biz bu hastaya PET-CT muayenesi tevsiye ettik ve uygulattık. PET-CT muayenesi zamanı karın ön duvarında yaklaşık 7 santim çapında bir kitle aşkar ettik. Ve hastaya bundan sonra 6 kurs kimyevi terapiye dediğimiz kemoterapi tedavisi uyguladık.
Kemoterapi kursu bittiğince hastaya tekrar PET-CT muayenesi geçirdik ve kitlenin büyüdüğünü, yani tümörün progresyon gösterdiğini tespit etmiş olduk. Daha sonra ise hastayla ameliyat hakkında konuşup hemen tümoral kitlenin çıkarılmasını tavsiye ettik. Bu hastanın ameliyattan görüntüdür. Göbekten aşağı karın ön duvarında yaklaşık 10 santimlik bir metastatik kitle vardı. Biz açık üsulla hemen tümörü çıkarmaya karar vermiştik. Tabii ki tümör ölçüsü büyük olduğu için karın ön duvarında fasyada bir defek yaranmış oluyor. Ve şöyle kitle çıkarılıyor. Bu laparoskopik üsulda baş vermiş bir metastazdır. Daha sonra bağırsaklar karın içine itiliyor ve yaranmış defekte mesh kullanıyoruz. Hemen mesh karın duvarındaki yaranan defekti kapatıyor. Sonra ise cilt altı ve cilt kapatılarak ameliyata son veriliyor. Ve çıkardığımız kitle de patoloji muayenede tümör olduğu görülür ve şansımıza cerrahi serhatlar margin status temiz geldiği için hastada aynı yerde tekrarlamalara rast gelmedik. Benim ilk sunumum buydu arkadaşlar. Şimdi ikinci sunuma geçmek istiyorum. Şu anda ekranım sizde görülüyor mu? Evet hocam. Ha, İkinci sunum ise yine jinekoloji onkoloji cerrahisinde sık karşılaştığımız bir durumdu. Gosipiboma dediğimiz, belki de birçokunuz duymuşsunuz, cerrahi ameliyat sırasında istenmeyerek bir yad cisimin, bu sponç olabilir, alet olabilir vesaire, karın boşluğunda unutulmasına deriz gosipiboma. Esasen emilmeyen pamuk içeren tamponlar sponslardan oluşuyor. Bu işin medikal ve legal tarafları olduğu için çok hastanede gizletiliyor. O yüzden dürüst bir istatistik elde etmek mümkün değil. Ama literatürü taradığımızda yaklaşık 1000 ameliyatın birinde görülebilir. Esasen sıklıkla batında unutulur. İkinci sıklıkta perviste unutulabilir. Daha az sıklıkta ise göğüs boşluğunda, torakста, nadiren de ise vajende tampon unutulabilir. Ve bu istenmeyerek unutulan yabancı cisimler iki tip reaksiyona neden olmaktadır. Bunlardan biri apse ile sonuçlanan eksudatif reaksiyonlar, diğeri ise granülasyon ile sonuçlanan fibrotik reaksiyonlara sebep olmaktadır. Apse oluşan hastalarda genelde ateş, ağrı, diğer iltihap belirtileri görülmektedir. Fibrotik reaksiyonlarda ise genelde hastaların şikayeti olmaz. Tesadüfen instantan olarak kitle şeklinde önümüze çıkabilir. Gosipibombalar için en iyi tanı üsulu BT'dir. BT zamanı spons lifleri arasında hava kabarcıklarını oluşturduğu süngerimsi görüntü dikkat çekmektedir. Öyküsünde batında geçirmiş ameliyat olan hastalarda radyoloji değerlendirmeler zamanı sınırları düzgün, heterojen kitleler bulundukta gosipibomba tanısını ekarte etmek her bir cerrahın görevi olmalıdır. Ve
Bizim literatüre baktığımızda gostipoma için en önemli risk faktörleri acil cerrahi operasyonlar, beklenmedik operasyon seyri, cerrahide birden fazla ekibin görev alması, vücut kitle indeksi, kan kaybı miktarı ve kadın cinsiyeti olarak belirtilmektedir. Ve gostipomanın önlenmesi için ise cerrahi operasyonlarda kullanılan tüm malzemelerin operasyondan önce ve operasyon sonrası sayımı mutlak tövsiye edilmektedir. Ve mümkünse radyoloji olarak tespit edilebilen malzemeler kullanılmalıdır. Hatta riskli operasyonlarda şüpheli hallarda yabancı cisme yönelik radyoloji taramalar da tavsiye edilmektedir. Bugüne kadar çalıştığım sürede 6 böyle halla karşılaştım. 4 tanesini size sunacağım. İlk hasta 35 yaşındaydı. Daha önce 2 kez yumurtalık kistine göre ameliyat olmuştur. Over kisti. Ne yazık ki ikinci ameliyatı zamanı abdominde, karın boşluğunda bu ekranda gördüğünüz yeşil renkli büyük bir tampon unutulmuş. Ve sonraki muayenelerde ister MRT ister ultrases muayenesi bu tümör olduğu kanaatine gelinmiştir. Ancak biz sonra hastayı ameliyat ettik ve yaklaşık 20 santim ölçüsünde gördüğünüz bu kitleyi gostipibom olduğu kanaatine vardı. İkinci hastamız ise 31 yaşındaydı. Bu hasta da 4 yıl önce sezaryen ile doğum yapmış bir hastaydı. Ondan sonra bu hastada da benzer bir kitle tespit edilmesi üzere bize yönlendirmiştir. Biz de hastanın pelviste bir kitlesi olduğu için ameliyatı aldık ve ameliyatta da ekranda gördüğünüz gibi yine bir gostipiboma aşikar edilerek çıkarıldı. Üçüncü ise bu hasta da 35 yaşında, 3 yıl öncesinde miyomektomi ameliyatı geçirmiş. Sonrasında pelviste yaklaşık 6 santimlik bir kitle aşikar edilmiş. Biz bu hastaya laparoskopik cerrahi uyguladık ve ameliyat zamanı gördüğünüz bu gostipomayı aşikar ederek çıkardı. Dördüncü hasta ise yine 45 yaşında. Daha önce hastaya apendektomi ameliyatı yapılmış ve ameliyat sırasında ne yazık ki içeride bir tampon unutulmuş. Hasta bize yine yaklaşık 9 santimlik kitle tespit edilerek yönlendirmişti. Hastaya ameliyat aldığımızda yine pelviste büyük ölçülü bir kitle aşikar ederek gostipibom olduğu kanaatine geldik. Diğer iki hastayı hazırlamadım. Çünkü 6 hasta birbirine neredeyse benzer anamnez. Hepsi 3 yıl, 4 yıl öncesinde ameliyat geçirmiş ve batında bu cür yad cisimler unutulmuştu. Benim sunacaklarım, diyeceklerim bunlar idi. Hepinize teşekkür ediyorum.